Değerli basın emekçileri, sevgili yurttaşlar, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, yürekten selamlıyoruz. Çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. İktidar ve sermaye sınıfı bu haftada kesintisiz biçimde emeğe ve halkımızın özgürlüklerine dönük saldırılarına devam ettiler. Bu ülkede milyonlarca emekçinin güzel bir yaşama bırakın kavuşmasını, onu hayal etmesini bile engellemeye çalışan bir iktidar ve bu amaç doğrultusunda kesintisiz bir faaliyet yürütüyor. Ama mücadele de sürüyor, emekçilerin sesleri yükseliyor, emekçilerin sesleri yükseldikçe memleketin geleceğine ilişkin umutlarımız artıyor. Belediyelerde çalışan 450 bin emekçi yeni dönemi toplu iş sözleşmeleriyle özellikle son 3-4 yıldır %60'lara varan kayıplarını ortadan kaldırmayı hedefleyerek girdiler. İşçiler bu son dönemde KYK'lar ile belediye şirketlerine geçirildi ve deyim yerinde ise taşeron çalışma, taşeronluk sistemi artık kalıcı hale getirilmiş oldu. Kimi belediyelerde toplu sözleşme süreçlerinde işçiler tarafından bir memnuniyet olduğunu gözlemliyoruz. Fakat birçok belediyede işçi kardeşlerimizin büyük sıkıntılar, sorunlar yaşadıkları da açık. Hem belediye yönetimleri hem de sendika bürokrasileri emekçilerin haklarını kazanması önünde ciddi engeller teşkil ediyor. Bakın burada açıkça ifade etmek istiyoruz ki hangi parti tarafından yönetildiğine bakmaksızın belediye başkanının hangi parti üyesi olduğuyla hiç ilgilenmeden ifade ediyoruz. İşçileri yoksulluk sınırının yarısına zor ulaşan ücretlere mahkum edenler işçilerin düşmanıdır. Bu da yetmezmiş gibi bir de bu para neyinize yetmiyor, dünyanın parasını veriyoruz size diyerek işçilerin emeklerini küçümseyenlerle en küçük bir duygudaşlık, en küçük bir yakınlık içerisinde olmamız söz konusu olamaz. Sendikaların, genel merkez yöneticilerinin, işverenlerin yanında davrandığı örnekleri çok güçlü bir biçimde kınadığımızı ve tam boy karşıya aldığımızı da ifade etmek isteriz. Özellikle yüksek ücret alan sendikacıların patronlarla kol kola omuz omuza olduğunu da tespit ettiğimizi, bunların işçiler adına konuşma hakkı olmadığını burada paylaşmak istiyoruz. Örneğin Kadıköy'de emekçilerin maaşlarıyla ilgili yanıltıcı bilgilerin doğrudan belediye yönetimi tarafından paylaşılması, sendikanın genel merkez yöneticilerinin işçiler henüz grevdeyken onlarla konuşmadan, onlara sormadan imza atması gibi örnekler işçi sınıfı mücadelesine büyük zararlar vermektedir. İşçinin emeğinin alın terinin üzerinde hiçbir kuvvet, hiçbir değer tanımıyoruz. Kim ki İşçiye karşı bilerek bir yanlış yapıyorsa, kim ki işçilere, işçilerin mücadelesine zarar veriyorsa bilinsin ki tam boy karşılarında olacağız. Sendikalar da bürokratların değil, emekçilerin, mücadele eden emekçilerin örgütleri olarak değerlendirilecek. Değerli arkadaşlar, dün Maltepe'de belediye emekçilerinin sorunlarına çözümler üretilmediği için grev ilanlarının asıldığı bir farklı belediye oldu. Buradan Maltepe Belediyesi işçisi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, onların ailelerinin, çocuklarının geleceği için başlattığı mücadelenin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hizmet üreterek hayatımızı kolaylaştıran, yaşadığımız şehirleri yaşanabilir kılan tüm belediye emekçisi kardeşlerimize de
sevgilerimizi iletmek istiyorum. Gündemdeki bir diğer başlık, yine dün hep birlikte seslerini bize duyurmak için mücadele eden kafe, bar ve restoran çalışanı emekçi kardeşlerimiz. Çalışan arkadaşlarımız önceki gün 7 ilde basın açıklamaları gerçekleştirdiler. Kendilerinin ifade ettiği rakamları bir de buradan bizim telaffuz etmemiz gerekiyor. Kafe ve restoranlar 170 gündür, barlar ise 345 gündür kapalı diyor. Yani neredeyse bir yıla yakın bir süredir işsizler, gelirsizler, daha kötüsü zaten birçoğu sigortasız çalıştırılan işçi arkadaşlarımızın 3 kuruşluk desteklerden de yararlanma şansı hiç yok. Şimdi önümüzdeki günlerde il ve ilçelerin vaka sayılarına göre düşük kapasiteli çalışma ile açılma tartışmaları başladı. Fakat nakdi ücret desteği, kısa çalışma ödeneği önümüzdeki ay itibariyle bildiğiniz gibi bitiriliyor. Yani şu an itibariyle açılması garanti olmayan, açılsa dahi düşük kapasiteli çalışma sebebiyle birçok işçisinden vazgeçileceği düşünülen iş yerlerinde işçilerin kalan hiçbir güvencesi olmamış olacak. İşçilerin, kafe, bar, restoran emekçilerinin talepleri tüm mekanlarda açılma ve ücret desteklerinin en azından bu sektör için yıl sonuna kadar uzatılması yönünde biz de arkadaşlarımızın bu taleplerinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bakın günlerdir Türkiye AKP kongrelerinde insanların birbirinin üstüne çıktığı fotoğrafları paylaşıyor. Daha dün İstanbul'da bir cenaze töreninde Sağlık Bakanı'nın da içinde olduğu, devletin üst düzey yöneticilerinin neredeyse tümünün bulunduğu, topluca katıldıkları bir cenaze töreni gerçekleştiriliyor. Ama burada binlerce işçiyi çaresizliğe, açlığa mahkum eden yaklaşım devam ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani sağlıklı insanların yaşamını garanti altına alan koşulların sağlandığı durumda bu mekanların açılması, ama böyle bir yol bulunamıyorsa da bunun bedelinin küçük esnafa veya da buralarda çalışan işçi kardeşlerimize ödetilmesi anlayışından derhal vazgeçilmesi gerekiyor. Emeğe dönük saldırılarla Türkiye'de özgürlüğe dönük saldırılar hepsi bir arada. İktidar cephesi en yetkili ağızlardan öyle laflar ediyor ki Türkiye'de özgürlüklerin nasıl ayaklar altına alındığını bize resmen her geçen gün bir kez daha gösteriyorlar, bir kez daha hatırlatıyorlar. İşkenceye kılıf bulmak, yaşanan işkence vakalarını normalleştirmeye çalışmak, kadın mücadelesini terörizm şeklinde karalayan sözler dinlemek geçtiğimiz hafta maalesef maruz kaldıklarımız arasındaydı. Sevgili yurttaşlar, bundan tam 11 yıl önce Onur Yaser Can isimli genç bir mimar arkadaşımız kendisine dönük işkence ve kötü muamele nedeniyle yaşamına son vermişti. Yaşanan bu acıdan sonra biz bir aileyi kaybettik. Yine hatırlanacaktır, 14 yıl önce Festus Okey gözaltında bu ülkede katledildi. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin son 30 yılda en fazla ziyaret ettiği ülke maalesef Türkiye oldu. Her yıl onlarca yeni işkence ve kötü muamele örnekleri kayıtlara giriyor. Böyle şikayetler geliyor. Hem ulusal kuruluşlar hem uluslararası kuruluşlar bunları araştırıyor, raporluyor. Şimdi böyle bir ortamda özellikle kadınlar, ama sadece kadınlar da değil, pek çok yurttaşımız gözaltında çıplak arama, şiddet ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını beyan etti. Bunlar sıklıkla maalesef ülkemizde yaşandı.
Fakat bu iddialara Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en yetkili ağızlarından bir tanesi, Grup Başkan Vekili nasıl yanıt veriyor? Bir de altını çizmek istiyoruz ki bu hanımefendi, bu Grup Başkan Vekili kadın bir avukat. Yani bu konularda belki de en fazla duyarlı olması gereken bir kişiden söz ediyoruz. Aynen kendi beyanı ile okuyalım. Onurlu ve ahlaklı bir kadın çıplak arandığını açıklamak için bir yıl beklemezmiş. Kadınlar bebekleriyle cezaevinde oldukları görüntüsü vermek için bilerek hamile kalıyorlarmış. Değerli yurttaşlar, böyle onur, böyle ahlak yerin dibine batsın diyoruz. Bu ahlaktan, bu onurdan bu ülkeye hiçbir hayır gelmez. Bu zihniyetin ahlak anlayışı nedeniyle, onların onur saydığı şeyler nedeniyle bugün Türkiye'de binlerce kız çocuğu zorla evlendirilmek isteniyor. Cinsel istismara maruz kalan, cinsel şiddete uğrayan kadınlar seslerini çıkarttıklarında bu zihniyetin temsilcilerinin hışmına uğrayacaklarını bildikleri için konuşamıyorlar. 19 yıldır iktidarda olmasına rağmen, deyim yerindeyse ne istiyorsa yapıyor olmasına rağmen mağdur edebiyatı yapmaktan, mağdur rolü oynamaktan bir türlü vazgeçmek istemiyor. Öyle bir karanlıktalar ki, farkında değiller, öyle bir karanlıktalar ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun pek çok kadının hayatını kurtaran kadın örgütlerini terör örgütü olarak hafızalara kazıma çalışmalarına ses dahi çıkartamayacak durumdalar. İçişleri Bakanıma itimat etmeyin mi diyorlar. Gerçekten biz de ne Sayın Zengin'in, ne Soylu'nun, ne de kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen reislerinin farklı kişilikler olmadığını bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Kadın ahlakı üzerinden karalamaya çalışan binlerce, on binlerce yobazın olduğu bir ülke haline geldi madem ülkemiz. Bu iktidarda kadın düşmanı bu zihniyetin hem aklı, hem gözü, hem dili maalesef. Bakın değerli arkadaşlar, ortada özgürlükler düşmanlığının çeşitli biçimlerde tezahürlerinden oluşan sayısız örnek var. Kadın düşmanları aynı zamanda gençlerimize düşmanlar. Geçen hafta Ankara'da evlerinin önünden kaçırılan üniversite öğrencileriyle ilgili sözde biz, öğrenci arkadaşların kaçırıldığını söyleyenler yalan söylüyorlarmış. Onlar örgüt evinden kaçırılmışlar. Gerçekten duyunca bunun neresine nasıl cevap verelim diye düşünmek durumunda kalıyoruz. Türkiye İşçi Partisi üye ve yöneticisi, öğrenci kardeşimiz Ali Aydoğan'ın da aralarında olduğu gençler Ankara'da evlerinin önünden kaçırıldılar. Ankara'nın 4 ayrı çıkışına polisler tarafından götürüldüler. Genç arkadaşlarımız bu kişilerin daha önceden tanıdıkları polisler olduğunu teşhis etti. Bu arkadaşlarımıza fiziksel şiddet uygulandı, ölümle tehdit edildiler. Örgüt evi nedir? Sizin iktidarın tarikat evlerinizdir, cemaat evlerinizdir. Vardır sizin mutlaka öyle evleriniz. Bizde öyle şeyler yok. Bakın buradan açık çağrı yapıyoruz. Ali arkadaşımızı gidin yaşadığı mahalleye sorun. Esnafa sorun. Mahalledeki komşularına sorun. O yaşadığı mahallenin en genç muhtar adayıydı. Binlerce insanın desteğini aldı. Ha olmasaydı ne fark ederdi? Çünkü görüyoruz ki
Özlem Zengin, Süleyman Soylu fark etmiyorlar. O yüzden buradan ikisine birden sesleniyoruz. Süleyman Zengin Efendi, bu gençlerimizin burnu kanarsa sorumsuz hissiniz bundan sonra. Bu gençlerimizin burnu kanarsa sorumlusu siz olacaksınız. Çekin o kirli ellerinizi gençlerin yakasından, kadınların yakasından o pis ellerinizi çekin artık. Değerli arkadaşlar, gençlere dönük saldırılar aynı zamanda haklı mücadelelerini bastırmak için onları cezaevlerine atarak sürdürülüyor bu iktidar tarafından. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere destek verdiği için parti üyemiz Anıl Akyüz şu anda cezaevinde. Bu haklı öğrenci ve akademisyen taleplerine destek vermek dışında hiçbir suç bulamadılar Anıl'la ilgili. Anıl bu eylemlere katıldığı sırada polis şiddetine uğradı ve daha sonra cezaevine girdi. Anıl dışında da cezaevinde olan binlerce öğrenci kardeşimiz var ama Anıl'ın geçen hafta sonu bir sınavı vardı. Onlarca jandarma eşliğinde sınava gireceği yerde deyim yerinde ise terör estirilerek Anıl sınava girdi. Kelepçeli biçimde. Aralarında yine partili arkadaşlarımızın da olduğu pek çok genç bu eylemlere destek verdiği için bugün elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutuluyor. İşte bu AKP iktidarının, AKP zihniyetinin önemli yansımalarından bir tanesidir. Bizim genç kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız teknolojiyi daha iyiye, daha güzele ulaşmak için kullanıyorlar. Ağlar kuruyorlar mesela. Pandemiden zarar görenlerle dayanışmak için ağlar kuruyorlar. Deprem mağdurlarıyla dayanışmak için ağlar kuruyorlar. Bunlar teknolojiyi bu memleketin gençlerini hapsetmek için kullanıyor. Elektronik dendiğinde genç arkadaşlarımızın aklına müzik geliyor. Ne bileyim, mühendislik geliyor. Belki bilim geliyor. Bunların aklına kelepçe geliyor. Yani gerçekten utanıyoruz. Bu ülkede binlerce, on binlerce genç artık bu ülkede yaşamak istemiyor. Bu iktidar yüzünden, bu iktidarın yarattığı bu karanlık nedeniyle bu ülkenin gençleri yurt dışına çıkmak istiyor. İktidar bula bula bunları cezaevine atarak ülkede tutmanın yolunu buluyor. Bu memlekette milyonlarca genç yurt dışına gitmek istiyor. İktidar bunları elektronik kelepçeyle ülkede tutmaya çalışıyor. İşte bu yüzden AKP gençliği kaybediyor. İşte AKP'nin içerisine girdiği bu telaşın, korkunun temel nedenlerinden bir tanesi bu. Ve gençlik demişken değerli arkadaşlar, liseli kardeşlerimizin ilettiği bir dertleri var. Bize ulaştırdılar. Onu sizinle paylaşmak istiyoruz. Öğrenci sendikası diyor ki, birinci dönemde yapılamayan dönem sonu sınavlarının 1 Mart'tan itibaren yüz yüze yapma kararı alındı. Ama binlerce insan her gün koronavirüse yakalanmaya devam ederken bu yüz yüze sınavda gençlerimizin geleceğini tehlikeye atılmasını istemiyoruz. Yani gerçekten anlayamıyoruz. Bunda iktidarın anlayamadığı ne var? Bu kadar basit bir talebin karşısında bunu hemen karşılamak yerine kulağın üzerine yatmanın ne anlamı var? Bunu ancak ve ancak iktidarın ben bu ülkenin gençlerini duymak istemiyorum. Onlar ben ne dersem onu yapmak zorundalar anlayışının bir tezahürü olarak bakabiliriz. Biz genç arkadaşlarımızın söylediklerine iktidarı kulak vermeye çağırıyoruz. Hepinize basın toplantımıza katıldığınız için, sesimizi güçlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.